Süleyman Soylu adıyla maruf zat sabahtan beri hakaret ediyor. Bana dedi ki terörist bozumcusu dedi. Osmanlıca bilmiyor musunuz kardeşim? Maruf ne demek? Mektep medrese görmediniz mi siz? Seni gördüğün 10 katını gördüm. Terörist bozumcusu diyor. Bunu söyleyen namussuzdur. Siz namussuzsunuz diyor. Süleyman Soylu. Sen teröristsin, namussuzsun, alçaksın demiyorum ben sana bak. Demiyorum ha. Demiyorum ama bize söylediğin bütün lafları sana iade ediyorum ha. Onu söyleyeyim. Bak nasıl ya. Daha sonra, sonra bunu uygun biçimde, uygun mevkilerde hesaplaşırız, bunu konuşuruz. Yok tehdit etmiyorum. Sen niye böyle yapıyorsun sabahtan beri? Ya yürü git. Yürü git. Nerede hesaplaşacaksın? Onu söyle. Dava açacağız. Ben söyledim onu. Nerede hesaplaşacaksın? Git başıma. Yürü git. Yürü git. Sen gibi mafya mıyız, nerede hesaplaşacaksın? Bakalım gitme diyorsun sen. Ne dedi ya? Yargıda yargıya. Arkadaşlar. Edersem. Avukatın var mı? Dava açacağız. Edersem bunu söylerim. Dava açacağız. Edersem bunu söylerim. Yürü. Yürü git. Bu laflar yenilir. Sen de bağırma. Bak ben 30 yıldır devrimcilik yapıyorum. Süleyman Soylu. Senin gibilerden korkmam. Senin gibilerden de korkmam. Peştandan da korkmam. O senin savunduğun yerlerin cezaevinde çektiğim işkencesinde çektim ben. Bunu bilmen lazım. Bana posta koyamazsın. Yeni söz talepleri vardır soru cevaptan önce. Yalan mevzuda. Değerli arkadaşlar, soru cevaptan önce yeni söz talepleri vardır. Onları da karşılamak durumunda. Yalan ve iftira. Sen yalan ve iftira çıktın. Evet. Sen oraya otur, sen oraya otur. Bir sakinleşirseniz bir arkadaşımıza söz vereceğim. Şimdi Sayın Özkoç, bir arkadaşımıza söz vereceğim. Rica ediyorum. Sayın Bakanım, devam etmemiz gerekiyor. Bak ben de sana kitap yazdım. Önce kitap yazdım. Bak bu onlar. Benim yaptıklarım burada. Peki teşekkür ediyorum. Halkların Demokratik Partisi'nden komisyon üyemiz Sayın Rıdvan Turan. Sayın Rıdvan Turan, süreniz 10 dakikadır. Buyurun lütfen. Teşekkürler Sayın Başkan. Şimdi bu İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Süleyman Soylu adıyla maruf zat sabahtan beri hakaret ediyor. Şimdi bak bana dedi ki terörist bozumcusu dedi. Değerli arkadaşlar, siz Osmanlıca bilmiyor musunuz kardeşim? Maruf ne demek? Mektep medrese görmediniz mi siz? Gördüm, gördüm. Senin gördüğün 10 katını gördüm. Değerli şimdi arkadaşlar, sabahtan bitirmemiz gerekiyor. Mesela rica bana, ikili diyaloglarla bitiremeyiz. Terörist... Böyle bir usulümüz de yok. Rica ediyorum. Şu süreyi baştan başlatır mısınız Sayın Başkan? Başlatın. Şimdi diyor ki, terörist bozumsuz diyor. Bunu söyleyen namussuzdur. Siz namussuzsunuz diyor. Süleyman Soylu. Sen teröristsin, namussuzsun, alçaksın demiyorum ben sana bak. Demiyorum ha. Demiyorum ama bize söylediğin bütün lafları sana iade ediyorum ha. Onu söyleyeyim. Bak nasıl ya. Daha sonra rahatladın. Daha sonra bunu uygun biçimde, uygun mevkilerde hesaplaşırız, bunu konuşuruz. Şimdi yargıda yargıda. Yok tehdit etmiyorum. Sen niye böyle yapıyorsun sabahtan beri? Bak yargıda. Böyle yapma. Niye böyle yapıyorsun? Sabahtan beri benim konuşmalarıma ilişkin bir şey yapıyorsun sen. Niye böyle yapıyorsun? Hesaplayıp hakaret var. İkili diyalog. Hakaret ediyorsun şimdi. Ya siz bir susun değerli ya. Değerli arkadaşlar. Siz bir susun ya. Değerli arkadaşlar. Lütfen bir susun. Ya yürü git. Yürü git. Nerede hesaplaşacaksın? Onu söyle. Dava açacağız. Ben söyledim onu. Nerede hesaplaşacaksın? Git başıma. Yürü git. Yürü git. Sen gibi mafya mıyız? Nerede hesaplaşacaksın? Bakalım gitme diyorsun sen. Ne dedi ya? Yargıda. Yargıya. Arkadaşlar. Edersem. Avukatın var mı? Dava açacağız. Edersem bunu söylerim. Dava açacağız. Edersem bunu söylerim. Dava açacağız. Yürü git. Bu laflar yenilir. Bu laflar değil. Dava açacağız. Bu kadar. Tamam o zaman. Otur yerine git. Hadi arkadaşlar hadi. Bir işiniz gücünüz kavga çıkartma. Böyle bir görev vermiş. Benim. Bravo. Başkasına söyler. Ya siz her türlü hakareti herkese söylüyorsunuz yani. Şimdi size yakışıyor mu?
başkasına hakaret. Hakaret davası açacağız. Salih Cora. Anladın mı? Geri iade ediyor. Bir müsaade edin. Allah Allah ya. Niye? Kendimiz avukatız zaten, açarız. Avrupa'ya gerek yok. Ya abi görüyorsunuz. Ya bu nedir çilemiz ya? Vallahi biliyorum. 10 yıldır kardeşimiz. 10 bir şeyiz vallahi. Bak ben 30 yıldır devrimcilik yapıyorum Süleyman Soylu. Senin gibilerden korkmam. Senin gibilerden de korkmam. Peştandan da korkmam. Ayıp, ayıp, ayıp. O senin savunduğun yerlerin cezaevinde çektiğim işkencesinde çektim ben. Bunu bilmen lazım. Bana posta koyamazsın. Senin ağlamalarına posta koymuşsun. Devrimcilere, faşistlerden korktuğunu görmem. Bunu unutma. Ara verdi, ara verdi. Ben aranın farkında değilim. Bir defa da ona söyleniyor. Bir defa da ya Fethi Bey, yani şurada tutanakları bir de siz isteyin de. Bir de bakın tutanaklara. Bir bakın şu tutanaklara ya. Adam ne demiş bize? Bizim ettiğimiz tek bir hakaret yok şu tutanaklarda. Nasıl? Sayın Başkan, arkadaşlar, bu komisyondakiler beni tanırlar. Ne kadar serin kaldı olduğum hakkında hem MHP'li vekillerin hem AKP'li vekillerin ve CHP'li vekillerin fikri vardır. Ben sinirleniyorsam bilin ki bir şey vardır. Şimdi bizim de bir düzeyimiz var. Bizim de bir izzet-i nefsimiz var. Buna dokundurtmayız. Başka yerde hesaplaşma, arkadaşlar ben topum yok, tankım yok. 30 yıl hekimlik yapmış bir insanım ben. Tabii ki yargıda hesaplaşacağız. Bu kadar hakareti kaldırmayız. Bunu açıkça söylüyorum yani. Daha başka bu meseleyi derinleştirmek istemiyorum. Fakat şu iyi bilinsin ki böyle terörist bozuntusu bana söyledi Soylu'nun. Ondan sonra Garo'ya işte ne demiş? Alçak, namussuz, şerefsiz. Size bunların söylendiğini düşünebiliyor musunuz sayın vekiller? Düşünebiliyor musunuz? Bak burada tutanak var. Tutanaktan konuşuyoruz. Ben siyasette diyaloğun önemini düşünen ve inanan bir milletvekiliyim. Politik hayatım da böyle geçti. Fakat bize ilişkin bu nevi bir taarruz olduğunda da daha önce burada ifade etmiştim. Buna uygun cevap veririz. Hiç kimse kusura bakmasın. Kötü laf iyi bir şey değildir ama kötü laf sahibine aittir. Dedim ya, ben kimseye şu ana kadar en kötü bir laf etmiş değilim burada. Ne alçak demişim, ne şerefsiz demişim. Ha bu lügat var ha, emin olun. Bak bu lügat var. Bayağı derin lügatımız var. Ama bunu söylemeyiz. Bunu söylemiyor olmamız bizim zayıflığımızdan kaynaklanmıyor. Bizim siyasi etiğimizden, anlayışımızdan kaynaklanıyor. Özellikle kendi adıma da söylüyorum bunu. O sebeple bize ilişkin kurulacak her lafta bizim de bu lügata sahip olduğumuz ve bunun bakan, milletvekili ya da kim olduğu önemsiz bir biçimde bu lügatı kullanacağımızı herkes bilsin kıymetli arkadaşlar. Yoksa amacımız ne kavga etmektir, ne kavga çıkartmaktır, ne de başka bir şey yapmaktır. Şimdi geleyim konuya. Bakın, şimdi İçişleri Bakanlığı'nın bize ilişkin bir yani emniyet üzerinden raporu var. Bu meclise de geldi. Biz tabii ilgili komisyonda bunu bir siyasi muhatap olmadığından dolayı konuşamıyoruz. En sonu bakanı yakaladık burada. Çünkü en tepede var. Onunla konuşmak durumundayız. Bir terör tanımı var. Bu terör tanımının içerisinde örneğin İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına itiraz edenler var. Örneğin Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektöre karşı alanda olanlar var. Barınamıyoruz diyen öğrenciler var. Kanal İstanbul, Rize İkizdere, Muğla, Milas'taki çevre eylemleri var. Bunlar provokatif eylemler olarak nitelendiriliyor. Kim tarafından? Emniyet, yani İçişleri Bakanlığı, yani Süleyman Soylu tarafından. Şimdi demokrasinin alanını bu kadar daralttığınızda değerli arkadaşlar, burada
demokrasiye ilişkin, özgürlüklere ilişkin herhangi bir şey kalması mümkün değil. Çok enteresan bir şey var. Sözde ekonomik kriz diye bir kavram var. Sözde ekonomik kriz ne ya? Allah aşkına ne? Ekonomik krizi düşünürsün ya da düşünmezsin. Ayrıca emniyetten kimin haddine ki böyle siyasi mülahazalara giriyor? Kardeşim bürokratsınız siz. Bugün AKP var, yarın başka bir şey olur. Siz bu gücü, bu etkiyi, bu rahatlığı nereden alıyorsunuz? Emniyet Müdürlüğü'ne söylüyorum. İçişleri Bakanlığı'na söylüyorum. Bu nasıl bir şeydir? Şimdi burada muhalefetle siyasi tartışma üslubu var. Tabii burada bu kadar şey varken HDP'ye ilişkin ne var? Bizi bir kenara bırakırlar mı? Tabii ki bırakmamıştır. Mesela deniyor ki Halkların Demokratik Partisi'nin İzmir'de öldürülen çalışanı Deniz Poyraz'ın öldürülmesini protesto etmek bir terör eylemidir diyor. İçişleri Bakanlığı'nın raporunda var. Bak. Daha ne söylüyor biliyor musunuz? Bununla birlikte mesela bizim MYK'mızın karar altına aldığı partinin görüşlerini anlatmak için muhtelif yerlerde yaptığı halk buluşmaları var. Bu bir terör eylemidir diyor. Daha başka kadınlara ilişkin yapılan faaliyetler sözde kadın hakları ihlalleri diye yazılmış. Bak kardeşim şimdi ya bu HDP'lileri bir yere toplayacaksınız ve alayını 8 milyon insanı jenosite uğratacaksınız, anladın mı? Ya da bu dil nedir ya? Bu dil nedir? Bir partinin İçişleri Bakanlığı, ya anayasanın teminatı altında olan bir partinin İçişleri Bakanlığı'nın bakanlığınca kurulmuş olan, başvurusu oraya yapılmış olduğu bir partinin bu türden bir partiye yönelik olarak bu türden değerlendirmelerin yapılması mümkün mü? Çevre ve ekonomi konularında HDP'nin faaliyeti terör faaliyetiymiş. Bak İçişleri Bakanlığı'nın belgesi, emniyet üzerinden gelen belge. 6-8 Ekim olayları diye tarif edilen, bizim Kobani Kumpas davası diye tarif ettiğimiz ve yargıcın çeteci çıktığı, ata dedeler çetesinin lideri çıktığı yargılamada o iddianame köküne kadar çürütülmüşken demiş ki buradaki karşı savunmalar ve oraya gitme eylemi, faaliyeti, bunu sahiplenme terör faaliyetidir denmiş. Daha ne demiş biliyor musunuz arkadaşlar? HDP'ye yönelik kapatma davası ve HDP ilçe binalarına ve il binalarına yönelik olarak saldırılara karşı koymak da bir terör faaliyetidir diye yazılmış. Kanınız donuyor mu? Donmuyor tabii ki. Olağan görüyorsunuz değil mi? Şimdi İçişleri Bakanlığı böyle bir metni kaleme alıyorsa burada içişlerine ilişkin memleketteki huzura, kardeşliğe, barışa ilişkin ne umuyoruz? Yani bir kesimi bu kadar terörize eden, bir kesimi bu kadar vatandaş, makbul vatandaşın dışına iten bir içişleri işleyişinden bu memleketin umduğu şey nedir? Hep birbirimizi mi yiyeceğiz ya böyle? Vallahi emin olun bak bana zul geldi biliyor musun? Yani böyle kendi kendini öğüten değirmen taşı gibi dönmek bu memlekete bir fayda falan sağlamıyor. Bu hepimizden alıyor arkadaşlar. Bana kızabilirsiniz. Kızın. Ama bu memleketin hiçbir ferdine yarar sağlamıyor. Şimdi 8 milyon oy alan bir partiyi bu biçimde bir çete örgütlenmesi, bir gayrimeşru örgütlenme gibi anlatmanın esbabı mucibesi ne ya? Bak ne yazılmış? Konya'da Kürt vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği olaya ilişkin dün yargı kararını verdi biliyorsunuz. Sadece 7 kişiyi öldürene ceza verdi, başkasına ceza vermedi. Demiş ki Konya'da Kürt vatandaşların hayatını kaybettiği olaya ilişkin HDP'nin gösterdiği tepki bir terör faaliyetiymiş. Bak açık söylüyorum. Bunu yazmak sizin haddiniz değil. Süleyman Soylu'dan müteselsilen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne kadar söylüyorum bunu. Eğer siyaset yapılacaksa o bürokratlar içinde Soylu'nun gelin kardeşim burada karşılık tartışalım. Ama bu değerlendirmeler kafadan halkın büyük bir kısmını düşman ilan eden
değerlendirmelerdir. Siz şöyle mi zannediyorsunuz? Ya biz HDP'lileri ağzımıza ne gelirse söyleyelim kardeşim. Rahatlayalım. Akşam da yastığa başımızı rahat koyalım. Siz bizim buraya gökten zembil indiğimizi falan mı düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bizim arkamızda bir halk desteğinin olmadığını mı düşünüyorsunuz? Bizi buraya getiren milyonların olmadığı kanısında mısınız? Ya insanların incinmediğini mi düşünüyorsunuz? Diyebilirsiniz ki incinsinler sonuna kadar. Bu da bir tercihtir. Bu fasit daire ve bu kör dövüşünün ila nihayet süreci anlamına gelir. Bundan memlekete hiçbir fayda gelmez. Yine yazılmış orada, diyor ki Kürt kökenli vatandaşların karıştığı asayiş olayı. Bu asayiş olayları ne biliyor musunuz? Mevsimlik çalışanların, tarım işçilerinin oraya buraya gittiğinde karşı karşıya kaldıkları saldırılar. Ben tarım komisyonu çalışanıydım mecliste. Tarım komisyonu üyesiydim, hala üyesiyim. Ve saldırıya uğrayanları elbette sahiplendim. Kabahat mıdır? Bu bir terör eylemi midir? İşte kafa böyle çalışınca İçişleri Bakanlığı'nın ne yazık ki bu memlekette huzur bir türlü sağlanmıyor. Halk buluşmaları dediği şey, ya bir müzik çalıyor, bir genel başkan çıkıyor, konuşma yapıyor. Kardeşim, bu meseleyi bu kadar kriminalize ettiğinizde emin olun aynada gördüğünüz suretten hoşnut olmazsınız. İki cümleyle toparlarsanız süreniz doldu. Yani uzun lafın kısası şunu demek istiyorum. Böyle bir İçişleri Bakanlığı faaliyeti olmaz. Böyle bir bizim güvenliğimizden ve geleceğimizden sorumlu olan bir aygıtın bu biçimde çalışmasını biz asla ve asla kabul etmiyoruz. Bizim hatamız var, elbette hatalarımız var ama meseleye bu zaviyeden bir partinin attığı bütün adım bir terör faaliyeti olarak nitelendirildiğinde ve İçişleri Bakanlığı'nın meselesi haline geldiğinde değerli arkadaşlar, bu memlekette 8,5 milyondan fazla terörist olduğu vardır demiş anlamına geliyor. Değerli arkadaşlar, bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştı. Ne diyeceğimizi siz mi belirlediniz? Söz alan, katkıda bulunan... Bir defa söyledin, cevap gelseydi gelirdi. Efendim? Nasıl bana ne oluyor? Değerli arkadaşlar...